Merhabalar, ben Can Kahraman, Metropolsoft'ta teknik destek mühendisi ve PDM ürününden sorumluyum. PDM ipuçları videolarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda size dallandırma ve birleştirme yani branch ve merge komutlarından bahsedeceğiz. Bir montajınızdaki herhangi parçada bir tasarım değişikliği yapmanız gerektiği zaman ve bunları farklı bir parça olarak kaydetmek istediğiniz zaman dallandırma komutlarını kullanarak bu parçaları farklı bir yere kaydedebilir ve yeni versiyonlar oluşturabilirsiniz. Şimdi bunları nasıl yapacağımıza bir göz atalım. Diyelim ki böyle bir tasarımım var. Buradaki montajımın kapak kısmının farklı modellerde bu klasörde veya bir başka yerde bulunmasını istiyorum. Bunun için kapak parçama gelip araçlardan dallandır diyorum ve ilk dal adımı giriyorum buraya düz yazıyorum ve daha sonra klasörde bulunacak parçamın ismini girmem gerekiyor. Farklı bir isim olacak. Düz olarak yine sonuna ekleyip dallandır diyorum. Ve ilk dalım oluşmuş oluyor. Zaten bu düz dediğim için aynı parça olacak. Şimdi yeni bir dal ekleyelim. Mesela bunun ismi de yuvalı olsun. Geliyorum parça ismine de sonuna işte tire yuvalı yazacağım. Mesela daha sonra da dallandır deyip onaylıyorum. İkinci dalımı oluşturmuş oldum. Üçüncü dalımı oluşturuyorum. Dallandır diyorum. Dal adına buna da mesela yuvalı ve delikli diyelim. Yine dal dosyamın ismini yuvalı ve delikli olarak giriyorum. Burada dal dosyasının bulunduğu konumunda direkt değiştirebiliyoruz. Veya sonradan kendimizde taşıyabiliyoruz. Şu anda üç farklı dal oluşturdum. Şimdi daha önceden tasarladığım i̇şte delikli ve yuvalı dallarımı da aynı isimde kasama ekliyorum ve parçalarını değiştirsin diyorum. Yani aslında ikinci, üçüncü dalımın modellerini girip değiştirmiş oldum. Üzerine kaydederek bakın 3 tane farklı modelim var. Şimdi bunları ana montajımda sürekli değiştirebiliyorum. Az önce ilişkili dallar diyerek de hangi dallarımın aktif olduğunu gördüm. Dallarımı değiştirmek için önce yapmam gereken şey bütün her şeyin kasada olması gerekiyor. O yüzden tek tek bütün dosyaları önce kasaya gönderiyorum. Şu anda zaten dal olarak düz seçili ilk oluşturduğum dal. Yani tasarımım şu an normal modunda. O yüzden mesela yuvalıya gelip araçlardan sağ tıklayıp birleştir diyorum. Yine onayladıktan sonra tasarımın artık kapağı yuvalı olmuş oluyor. Şuradan montajımızı da açarsak SolidWorks içinde bir yeniden oluşturmamız gerekiyor. Montajımı kasadan aldım yeniden oluşturmak için bir uyarı verecek zaten. Yeniden oluştur dediğim anda bakın artık kapağımın ikinci dalımın bu kapağımda aktif olduğunu görüyorum. Şimdi parçayı kapatıyorum. Bu dosyayı tekrardan kasaya gönderiyorum. Az önce dallandır deyince kasadan almıştı. Yorumumu girip kasaya gönder diyorum. Daha sonra düz ve yuvalı olan parçamı aynı şekilde dallandır diyeceğim. Daha doğrusu birleştir diyeceğim. Buradan parçamı buluyorum. Yuvalı ve delikli dedim. Sağ tıkladım. Birleştir dedim. Onayladım. Artık bu parçam burada aktif oldu. Tekrardan parçamı açıyorum. Ve yeni oluştur dediğim anda 3. dalımın da burada olduğunu görmüş oldum. Dallandırma ve birleştirme yani branch ve merge komutlarıyla biz parçamızın geçmişini koruyoruz. Yeni oluşturduğumuz parçalara yeni sürümler ve olursa yeni revizyonlar atacağımız için herhangi bir veri kaybına sebep olmuyoruz. ve Bunları artık farklı farklı parçalar olarak farklı montajlarda da kullanabiliyoruz. Yine oluşturduğumuz dalları farklı klasörlere koyarak veya e, tamamıyla farklı konuları tutarak yine bunları farklı yerlerde kullanabiliyoruz. Ve isim değişiklikleri yapabiliyoruz. Ve son olarak da montajımızın orijinalliğini bozmadan artık hangi konfigürasyonu kullanmak istiyorsak bunları sadece tek bir komutla ana montajımıza getirebiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.